Burger King sunar. Oynadığı her yerde kupalar kazandı, gol krallıkları yaşadı. 700'den fazla maça çıkıp 400'e yakın gol attı. Ülkesini tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na götürdü. Belki pasaportunda Bosna Hersek yerine Almanya yazıyor olsaydı Avrupa hatta dünya şampiyonu olabilir, bugün futbol kamuoyundan gördüğü saygının çok daha fazlasını görebilirdi. Ama ülkesinin gurur kaynağı olmak onun için yeterliydi. Her zaman söylediği gibi. Onun geldiği yerden gelip onun başardıklarını başarmak ayrı bir gururdu. Çocukken tek hayali sadece barış içinde futbol oynayabilmekti. Şimdilerde ise Saraybosnalı çocukların hayali onun gibi olabilmek. Namı diğer Bosna elması Edin Džeko gibi olabilmek. Edin Džeko 17 Mart 1986'da Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da doğdu. Yaşları ona yakın olup o coğrafyada büyüyen diğer herkes gibi Džeko'nun çocukluğu da zor geçmişti. 1992'de yani Edin henüz 6 yaşındayken Balkan tarihinin en kanlı savaşlarından biri olan Bosna Savaşı patlak verecek ve tam 3 yıl sürecekti. Büyük çoğunluğu Boşnaklar olmak üzere 100 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği bu savaşta Saraybosna en fazla zarar gören şehirlerden biriydi. Džeko o günleri şöyle anlatıyor. Korku dolu günlerdi. Korku ve travmalarla dolu. O günleri yaşayıp da savaştan etkilenmemiş bir boşnak yoktur herhalde. Orduda hepimizin mutlaka bir tanıdığı vardı. Her an ailenizden, arkadaşlarınızdan ya da komşularınızdan birinin ölüm haberini alabilirdiniz. Şehir her gün kuşatma altındaydı ve evimiz kullanılmaz hale gelmişti. Bütün ailem büyükannemin evine taşındık. 35 metrekare bir evde 15 kişi yaşıyorduk ve yiyeceğimiz çok azdı. Bunu ancak yaşayan bilebilir. Çocukluğum öyle korku içinde geçti ki artık hiçbir şey beni korkutamaz diyorum. Bir seferinde annesi Belma'nın top oynamak için dışarı çıkmak üzereyken onu son anda evde kalmaya ikna ettiğini anlatıyor Džeko. Birkaç dakika sonraysa top oynadıkları alana bir bomba isabet etmiş ve orası yerle bir olmuştu. Acıyla yoğrulmak dedikleri böyle bir şey olsa gerek. Her gün bombaların patladığı, insanların öldüğü, geride kalanlarınsa yoksulluk ve açlıkla sınandığı bir yerde yaşasalar bile hayat bir şekilde devam etmek zorundaydı. İşte Džeko ve arkadaşlarının bütün bu olup bitenlere rağmen devam edebilmek için buldukları ortak motivasyonun adı futboldu. Futbola karşı büyük bir tutkum vardı diyor Džeko. Ertesi gün hayatta olup olmayacağımızdan bile emin değildik. Ama emin olduğumuz bir şey vardı. Antrenman yapacaktık. Futbol o günlerde hayatta kalanların insan gibi hissetmesine yardımcı oluyordu. 4 yılın ardından savaş sona erdiğinde Saraybosnalılar artık tehlike geçtiği için memnundu. Ancak yine de her şeylerini kaybetmişlerdi. Şehir neredeyse tamamıyla yok olmuştu. Sahip olduğum her şeyi aileme borçluyum. Onlar olmasaydı başaramazdım diyor Džeko. Babası Mitat gençliğinde amatör olarak futbol oynamış biriydi ve Edin'in bu tutkusunu sonuna kadar destekleyerek onu Zeleznikar altyapısına götürdü. Mitat yoksulluk çeken ailesi için çalışmak zorundaydı ancak yine de her gün. Edin'i 2 otobüs ve 1 tramvayla 1 saatlik bir yolculuğun sonunda ancak ulaşabildikleri kulübe götürüp getirmeyi ihmal etmedi. Zeleznikar'ın stadyumu ve tesisleri de savaş sebebiyle yerle bir olduğu için bir okulun bahçesinde idman yapıyorlardı. Ancak günün sonunda her nerede olursa olsun sadece barış içinde futbol oynayabilmek Edin'in tek arzusuydu. Tehlikede hissetmeden ve siren ya da silah sesi duymadan futbol oynamak. Üstelik antrenman bittiğinde babası avucunda birkaç meyveyle onu bekliyor olurdu. Yaşı büyüdükçe profesyonel olmayı düşünmeye başladı Edin. O günlerde Almanya ya da İngiltere'de oynamak gibi hayaller ona çok uzak geliyordu. Hele de Yıldızlar Topluluğu İtalya Ligi. Ah şu A takıma bir girebilseydi, tek istediği buydu işte. 17 yaşındaydım diye anlatıyor. Babamla market alışverişi yapıyorduk ve telefon çaldı. Koçlardan biri sezon öncesi hazırlık kampı için A takıma katılacağımı söyledi. O anı hayatım boyunca unutamam. Dönüp babama güzel haberi verdiğimde şaşkınlıktan küçük dilini yutmuştu. Babam ilk adımdan beri hep yanımdaydı. İlk idmandan beri ve her zaman onu gururlandırmak için oynadım. İlginçtir, Džeko Zeleznikar'da orta saha oynayarak başlamış. O pozisyonda pek başarılı olduğu da söylenemezmiş. 1.90 boylarında çok da hızlı olmayan ve teknik kapasitesi sınırlı bir adamdan bahsediyoruz. Geleceğinin orta sahada olmadığı çabucak anlaşılmıştı. Zeleznikar'da geçirdiği 2 sezonda 35 maça çıkan Edin'in o dönemki Çekyalı antrenörü Jiri Plisek ondaki cevheri fark etmişti ve ülkesine döndüğünde yeni kulübü Teplice'yi Džeko'yu transfer etmeleri için ikna etti. 2005 yılında Çekya ekibine transfer olan Džeko için Bosna Hersek kulübüne 100 bin euroyu bile bulmayan ufak
bir tutar ödendi. Yeni kulübünde yavaş yavaş santrafora evrilen Dzeko, güçlü fiziği ve bilhassa hiç sarsılmayan özgüveniyle dikkat çekiyordu. 19 yaşındaki bir çocuk için sıra dışı bir şeydi bu. Teplice'deki takım arkadaşlarından biri olan Samir Merzic onu şöyle anlatıyor. Sparta Prag'a karşı oynadığımızda sadece 19 yaşındaydı. İngiltere'den yeni dönen Thomas Repka'ya karşı oynuyordu ve Thomas tam bir gladyatördü. Ama Edin onunla korkusuzca yüzleşti. Babası Mitat ise oğlunun ne kadar güçlü bir mental yapıya sahip olduğunu şöyle tarif etmiş. Hayatta ve futbolda öyle çok şey gördü ki baskıyla nasıl başa çıkacağını en başından beri biliyordu. Evet, belki çok hızlı ya da çok teknik bir oyuncu değildi Dzeko. Ama çok iyi yaptığı bir şey vardı ki o da gol atmaktı. Takım arkadaşları ve antrenörleri onu Şevçenko diye çağırıyordu. Hem gol atma yeteneği hem de tıpkı Ukraynalı golcü gibi sarışın ve bebek yüzlü olması sebebiyle. Ha bir de Edin'in Teplice'deki zamanlarını hatırlayanlar yaklaşık 25 kilo kadar daha zayıf, ince uzun bir çocuktan bahsediyor. Çek liginde 2 yıl geçiren Dzeko özellikle son sezonunda sergilediği 30 maç 13 gollük performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Geriye sadece uluslararası arenada test edilmek kalıyordu ki bunun için de çok fazla beklemesine gerek olmadı. Haziran 2007'de Bosna Hersek'in Avrupa Şampiyonası elemelerinde Türkiye'ye karşı oynadığı maçta ilk kez milli formayı giyen Dzeko, Bosna'nın 3-2 kazandığı maçta bir de gol atarak şöhretini katladı. Bu maçtan yaklaşık bir ay sonra Wolfsburg teknik direktörü Felix Magath'ın isteğiyle 4 milyon euro karşılığında Almanya'ya transfer oldu. Bosna elması dediler ona. Elmasın neden bu kadar değerli bir taş olduğunu bilir misiniz? Çok nadir bulunmasının yanı sıra 1 karatlık elmas bulmak için yaklaşık 250 ton toprağa elemeniz gerekir. Aynı zamanda katı, sert ve nüfuz edilemez derecede dayanıklı bir taştır. Edin Dzeko savaştan yeni çıkmış bir ülke ve tümüyle yerle bir olmuş bir şehrin yıkıntıları arasından çıkan güçlü, dayanıklı ve parıl parıl parlayan bir elmas gibiydi. Dzeko Bundesliga'daki ilk yılını bir rotasyon oyuncusu olarak geçirdi. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde de ortaya koyacağı gibi örnek bir profesyonel ve çok çalışkan bir futbolcuydu. Bu sebeple aldığı her dakikanın hakkını vermek için çabaladı ve süreleri gitgide artmaya başladı. Oldukça iddialı bir takıma transfer olmuştu ve ligi ilk yılında 5. sırada tamamladılar. Ancak bir sonraki sezon olacakları sanırım kimse tahmin edemezdi. Alman hoca Felix Magath baklava 4-4-2 düzeninde Dzeko'nun yanına Brezilyalı golcü Graffiti'yi, bu ikilinin hemen arkasına da Edin'in vatandaşı Misimovic'i koymuş ve yeşil beyazlılar bu düzende rakiplerine gol yağdırmaya başlamıştı. Edin ve Graffiti arasındaki kusursuz uyum ve bu ikiliyi asistleriyle destekleyen Misimovic ile Wolfsburg belki de rüyalarında bile göremediği bir şampiyonluk koşusuna başladı. Özellikle Dzeko'nun 2 gol attığı ve Bayern Münih karşısında 5-1 kazandıkları çılgın maçın ardından dünya Edin ve arkadaşlarını konuşuyordu. Bilhassa yarışın kızıştığı final haftalarında Dzeko direksiyona geçti ve son 5 maçta 10 gol atıp 2 de asist yaparak ortalığı birbirine kattı. Wolfsburg 64 yıllık kulüp tarihinde İlk ve bugüne kadar son kez olmak üzere Dzeko ile şampiyonluk ipini göğüsledi. Graffiti 28 golle Bundesliga'nın gol kralı olurken Edin takım arkadaşını 26 gol ve 10 asistle takip etti. 2009 Ballon d'Or ödülü için 30 kişilik geniş aday listesinde kendisine yer bulan Dzeko, oylamada 12 puanla 13. sırayı aldı. O yıl eski adıyla UEFA Kupası'nda da mücadele eden Wolfsburg grup aşamasında Milan'la eşleşmiş ve Dzeko çocukluk kahramanı Andriy Shevchenko'ya karşı ilk kez oynama fırsatı bulmuştu. İşte Edin'in kariyerindeki unutulmaz anlardan biri de buydu. İtalya Ligi benim için hep en üst seviyeydi diyor. 90'lı yıllarda en iyi oyuncular hep orada oynardı ve benim idolüm de Shevchenko'ydu. Ona karşı San Siro'da oynayacaktım ve maç daha başlamadan tünelde onu yakalayıp formasını istedim. Sanırım ona ne kadar hayran olduğumu anladı ve maçın bitmesini bile beklemeden devre arasında bana formasını verdi. O günü hiç unutamıyorum. Bu rüya sezon hani şu peri masalı dedikleri cinsten bir hikayeydi ve kimse bu başarıyı tekrar etmelerini beklemiyordu. Ancak Dzeko sonraki yıl kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın heyecanını tattı. Brezilyalı partnerinin yaşadığı bariz düşüşe rağmen Dzeko gollerini sıralamaya devam ediyordu ve o sezon kariyerinde ilk kez gol krallığı yaşadı. Bosna elmasının burada daha uzun süre kalmasına izin vermeyeceklerdi. Çünkü saçlı ışık çok parlaktı. 2011 ara transfer döneminde onun için 37 milyon euro ödeyen Manchester City Dzeko'yu Premier Lig'e götürdü. Başlarda ada futboluna adapte olmakta çok zorlandığını söylemek yanlış olmaz. İngiltere'de her şey hızla alakalı diyor Dzeko. Gerçekten de bir oyuncunun Premier Lig'de tutunabilmesi için sahip olması gereken ilk özellik sanırım vasat üstü bir atletizmdir. Dzeko çok daha farklı meziyetleri olsa da kariyerinin en iyi döneminde bile hızlı bir oyuncu sayılmazdı. Yine de İngiltere kariyerinin başarısız geçtiğini ya da orada tutunamadığını söylemek büyük bir haksızlık olur. Belki başka bir Premier Lig takımına gitseydi çok daha fazla değer görebilirdi. Ancak o zaman da bu epik hikayenin bir parçası olamazdı. Elbette 2012 yılında QPR karşısında son saniye golüyle kazandıkları şampiyonluktan bahsediyorum. Maçtan önce hepimiz başardığımızı düşünüyorduk diyor Dzeko. QPR kümede kalma savaşı veriyordu. Bunun bilincindeydik ama kendimize güvenimiz çok yukarıdaydı. Maç başladı ve öne geçtik.
geçmiştik. İlk yarı 1-0 bittiğinde neredeyse tamam diye düşündüğümü hatırlıyorum. Sonra aniden ne olduğunu bile anlayamadan 2-1 yenik duruma düştük. Her şey 18 dakika içerisinde olmuştu. Bang 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 ve gerideydik. Mancini kulübede küfürler edip duruyordu. Başaramamıştık. Baskıyla baş edemeyip elimize yüzümüze bulaştırmıştık. Harika bir sezonun ardından her şeyi bir maçta kaybedecektik. Neyse ki Mancini o gün bench'ten doğru kartları seçip sahaya atmıştı. 69'da Dzeko, 75'te Balotelli oyuna girdi ve City oyunu tamamen 10 kişi kalan rakibinin ceza sahasına yıktı. Fakat gol bir türlü gelmiyordu. 90. dakikada bile hala gerideydik. Eğer bu bir video oyunu olsa ve 90. dakikaya 2-1 yenik girseniz kazanmanıza imkan yoktur. İstediğiniz an deneyebilirsiniz. Bunu başarmak imkansız. Derken işte o korner. David Silva kullandı. Kafayı vurdum ve topu alıp santraya götürürken hala 2-3 dakikamız olduğunu düşündüm. Belki de henüz kaybetmemiştik. Gerisini biliyorsunuz zaten. Herkes bana Agüero o golü attığında ne hissettiğimi soruyor. Sanırım en güçlü duygu rahatlamaydı. O harika sezonun ardından her şeyi kaybetmeye sadece birkaç saniye uzaklıktaydık ama başardık. İnanılmaz bir rahatlama hissetmiştim. Tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi futbolda da vazgeçtiğin an kaybedersin. Bu maç bunu anlatıyor. Bu kupa City'nin 44 yıllık aradan sonra kazandığı ilk şampiyonluktu ve Dzeko sadece son maçta attığı o golle değil, sezon boyunca kaydettiği 14 golle bu mucizevi şampiyonluğa önemli bir katkı yapmıştı. City'deki zamanı boyunca hep takımın en istikrarlı birkaç oyuncusundan biri oldu. Teknik adam sıklıkla değişiyor, sürekli yeni ve isimli bir golcü transferi yapılıyordu. Ancak Dzeko o ateş pahası kadroların içinde bir şekilde var olmayı başardı. 2013-2014 sezonunda Pellegrini yönetimindeki City'de kariyerinin ikinci Premier Lig şampiyonluğunu kazanırken o yıl toplam 48 maçta 26 gol ve 16 asist yaparak muazzam bir sezon geçirdi. Dzeko aynı dönemde eleme maçlarında 10 gol kaydederek ülkesini tarihinde ilk kez bir Dünya Kupası'na götürüyordu. Bu benim için bir rüyanın gerçeğe dönüşmesiydi diye anlatıyor. 2014'te ülkeme biraz olsun mutluluk götürebildiğim için çok gururluyum. Maracana Stadyumunda Arjantin'e karşı ilk Dünya Kupası maçımıza çıktık ve bu inanılmaz bir histi. Keşke Messi'yi durdurabilseydik. Ama o turnuvadan sonra ne değişti biliyor musunuz? Ben küçükken ülkemdeki çocuklar hep yabancı futbolcuları idol olarak alırdı. Şimdilerde ise Saraybosnalı çocuklar Boşnak futbolcuları örnek alıyor ve bu beni çok mutlu ediyor. Tıkla Gelsin üzerinden sipariş edeceğiniz her Lezzetler Ligi menüsünde hem Burger King'in eşsiz lezzetlerinin tadına varabilir hem de gönül verdiğiniz takıma destek olabilirsiniz. Dzeko adadaki son yılında yaklaşık 1,5-2 ay kadar sahalardan uzak kalmasına sebep olan bir sakatlık yaşamıştı ve bu durum formadan uzaklaşmasına sebep oldu. Takımın öyle bir santrafor havuzu vardı ki 1-2 ay ortalarda görünmezseniz yerinizi bir başkasının alması kesindi ve Dzeko'nun başına gelen de bu oldu. 44 yıl boyunca şampiyonluğa hasret kalmış bu takımla 2 Premier Lig, 1 FA Cup ve 1 Lig Kupası kazanmıştı ve vakit artık yeni bir maceraya atılma vaktiydi. Kulüp yönetimiyle görüşerek daha fazla forma şansı bulabileceği bir yere gitmek istediğini söyledi ve 2015 yazı 4 milyon euro bedelle Roma'ya kiralandı. Bu durum başlarda Dzeko'yu biraz gözden uzaklaştırmış gibi gözüküyordu. Artık 29 yaşındaydı ve dünyanın en çok izlenen liginin en iyi takımlarından birinden ayrılıp büyük bir irtifa kaybı yaşayan Serie A'nın başaltı takımlarından birine gitmişti. Oysa İtalya Ligi her zaman Dzeko'nun en büyük hayaliydi. Oyun tarzının buraya çok daha uygun olduğunu düşünüyordu ve haksız da çıkmadı. Belki de oyunun çok daha taktiksel algılandığı İtalya'da öğrendikleriyle kendisini geliştirdi ve bu sayede kariyerini fazladan birkaç yıl uzatmayı başardı. Roma kendimi yeniden evimde hissettiğim yerde diyor. Keşke buraya birkaç yıl önce gelseymişim diyorum. Francesco Totti gibi bir efsaneyle takım arkadaşı oldum ve onunla biraz daha uzun süre oynayabilseydim çok daha fazla golüm olabilirdi. Dzeko'nun Serie A'da kendisini ispat etmesi de çok uzun sürmeyecekti. Sezona Rudi Garcia yönetiminde başlayan Roma bir süre sonra koltuğu Spalletti'ye emanet etmiş ve özellikle ligin son bölümünde vites arttıran takım Serie A'yı 3. sırada tamamlamıştı. İtalyan hoca Dzeko, Muhammed Salah ve El Sharawi'den oluşan müthiş bir hücum gücü ortaya çıkardı. 2016 yazında 11 milyon euro karşılığında bonservise alınan Dzeko, o sezon 31 yaşında kariyerinin zirvesine ulaşarak bu düzende adeta bir gol makinesine dönüştü. Juventus'un dominasyonuna son vermeye çok ama çok yaklaşan Roma, rakibinden daha fazla gol atmasına ve daha iyi bir averaja sahip olmasına karşın sadece 4 puanlık bir farkla 2. sırada kaldı. Dzeko 29 golle Serie A'nın ve 8 golle Avrupa Ligi'nin gol kralı oldu. O yıl tüm kulvarlarda 51 maçta 39 gol atıp 14 asist yaparak Messi, Suarez, Cavani ve Cristiano Ronaldo gibi isimlerin arkasından sezonun en fazla
skor katkısı yapan 5. futbolcusu oldu. Wolfsburg'daki rüya sezonlarından tam 8 yıl sonra yeniden Ballon d'Or'a aday gösterildi ve bu kez 28. sırayı aldı. Sezon sonunda bir efsane futbola gözyaşları içinde veda etmiş ve Roma'da yeni bir dönem başlamıştı. Spalletti yerini Di Francesco'ya bırakırken Muhammed Salah Liverpool'a satılmış, Rüdiger ve Paredes gibi önemli oyuncular takımdan ayrılmıştı. Kimse bu güç kaybeden Roma'nın yeniden şampiyonluk için yarışmasını beklemiyordu. Yine de Juventus'un 18 puan arkasında 3. sırayı alarak fena bir sezon geçirmediler. Ancak Roma'nın esas tarih yazacağı yer Şampiyonlar Ligi olacaktı. Chelsea ve Atletico Madrid'in bulunduğu C grubundan lider çıkarak büyük bir sürprize imza atan başkent ekibi son 16 turunda Shakhtar'ı eleyerek çeyrek finale yükseldi ve Barcelona'nın rakibi oldu. Herkes artık Roma'nın işinin bittiğini düşünüyordu ve Dzeko'nun golüne rağmen Camp Nou'da aldıkları 4-1'lik yenilgi bunu doğrular nitelikteydi. Ancak Roma Olimpiyat Stadı'nda Messi ve arkadaşlarına hiç beklemedikleri bir sürpriz hazırladılar. Roma, Dzeko'nun 1 gol ve 1 asistle yıldızlaştığı maçta rakibini 3-0 mağlup ederek turnuva tarihinin en büyük geri dönüşlerinden birine imza attı. Yarı finalde Liverpool'a boyun eğmesine karşın son 4 takım arasına adını yazdırarak kulüp tarihinde bunu ilk kez başardılar. Dzeko 12 Şampiyonlar Ligi maçında 8 gol 5 asistle yıldızlaşarak bu yürüyüşünde baş aktörü oldu. Edin ikinci evim dediği Roma'da toplam 6 yıl geçirdi. Belki hiçbir zaman bir daha o kadar iddialı bir takım olamadılar ama Dzeko bu kulüp için terinin son damlasına kadar savaşmaya devam etti. Burada hiç kupa kazanamamış olsa da 206 maçta 119 gol ve 54 asiste imza atarak Francesco Totti ve Roberto Peruzzo'nun ardından kulüp tarihinin en skorer 3. oyuncusu oldu. 2021 yazında kontratı sona eren ve 35 yaşına basan Dzeko'nun yeni durağının neresi olacağını herkes merak ediyordu. Belki de artık yedek kulübesinden katkı yapabileceği bir takıma gitmeliydi. Ancak Dzeko'nun önceliği her zaman oynayabileceği bir yerde olmaktı. Ve Serie A'nın son şampiyonu Inter'e imza atarak herkesi şaşırttı. Romelu Lukaku gibi bir golcünün yerini doldurması gerekiyordu ve bu meydan okuma ilgisini çekmişti. Üstelik hiç de fena iş çıkarmadı. İlerleyen yaşına rağmen 2 sezonluk Inter macerasında tam 101 maça çıktı ve 6200 dakika oynadı. 31 gol 15 asist yaptı, 2 İtalya kupası ve 2 süper kupa kazandı. Dahası takımdaki son yılında Lukaku'nun geri dönmesiyle onunla forma rekabetine girdi ve bu yarışı da kazandı Dzeko. 2023 Şampiyonlar Ligi finalinde eski takımı Manchester City karşısında Simone Inzaghi'nin ilk 11'deki tercihi yine Edin Dzeko'ydu. Hoş Lukaku'nun girdikten sonra kaçırdığı gollere bakınca belki de son bölümde sahada olan Dzeko olsaydı kupa el bile değiştirebilirdi. Büyük futbolcu olmak zordur ama belki çok daha zor olan büyük sporcu olmaktır. Sürekli rakiplerinize meydan okumak kolay iş değildir ama akıp giden zamana meydan okumak işte bu hiç kolay değildir. 37 yaşına dek üst düzey futbol oynamak için gereken disiplinden bir an bile uzaklaşmamak işte bu herkesin yapabileceği bir şey değildir. Benim hayatım bu diyor Dzeko. Oynayabileceğim kadar çok maçta oynamak ve izleyebileceğim kadar çok futbol maçı izlemek. Bazen eşim evde beni maç izlerken yakalıyor ve bu kadar futbol yetmez mi diye soruyor. Halbuki cevabı şimdiye kadar çoktan biliyor olması gerekirdi. Edin Dzeko sadece futbolu ve profesyonelliğiyle değil, sağ dışındaki yardımseverliğiyle de örnek bir karakter. Edin 2009 yılından beri Bosna Hersek'in UNICEF elçisi. 2014'te Balkanları etkisi altına alan büyük sel felaketi için dünya çapında farkındalık yaratmak adına öncülük eden de yine oydu. Hem sosyal medya hem de televizyon kanalları aracılığıyla büyük bir yardımseferberliği başlattı. Sadece Bosna ve Sırbistan'dakilerin değil, tüm dünyanın bilmesini istiyorum demişti. Eğer Bosna ve Sırbistan'a herhangi bir şekilde yardım edebilirseniz bu harika olur. Yaklaşık 20 yıldır yurt dışında yaşamasına rağmen Dzeko Bosna ile yakın bağlarını hiçbir zaman kaybetmedi. Eşi Amra ile birlikte sadece Bosna'da değil, tüm yoksul Balkan ülkelerindeki hasta çocuklara yönelik sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor. Yüzünden gülümseme hiçbir zaman eksik olmayan Dzeko, saha içinde golleriyle, saha dışındaysa insani tarafıyla parıl parıl parlayan bir adam. Ve ne şanslıyız ki Bosna elması artık İstanbul'da parlayacak. Burger King sundu.